Sizin de takip ettiğiniz gibi Türkiye yine çok sıcak bir gündemin içerisinde ve bu gündemin içerisinde de baş sırayı Kürdistan'da yapılan referandum teşkil ediyor. Ve Türkiye'de referanduma bir hafta kalana kadar sakin olan ortam her ne hikmetse o bir haftadan itibaren günümüze kadar bugün de dahil bir fırtına, rüzgar, kar, bora ve neredeyse kasırgaya dönüştü. Tabii bunu anlayabilmek mümkün değil. Yani niye böyle? Şimdi tabii kademe kademe bu havayı anlamaya çalışırsak, birincisi her gece televizyonlarda bir sürü kerameti kendinden menkul insan bu mesele üzerine yorum yapıyor. Ben dinliyorum ve hayretler içerisinde kalıyorum. Yani Orta Doğu ile ilgili 650 sayfa kitabı yayınlanan bir kişi olarak, yani sadece Kürt meselesi değil, bütün bir Orta Doğu ile ilgili, İslam dünyası ile ilgili, artı Kürt meselesini, Türkmen meselesini, Arap meselesini, Süryaniliği, Keldaniliği, Ermeniliği, Ezidiliği, çocukluğundan beri takip eden bir kişi olarak hayretler içerisinde kalıyor. Madde bir, korkunç bir bilgi kirliliği var. Yani en basit mevzular bile o kadar yanlış, o kadar çala kalem ve o kadar yalan anlatılıyor ki hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Bir kısmı zaten tamamen cahil, biraz bilenler de yalan söylüyor. Yani en önemlisi mesela bu Türkmen meselesidir. Ya bu Irak'ta ne kadar Türkmen var? Bunların tarihi ne? Kerkük'te ne kadar var? Erbil'de ne kadar var? Musul'da, Tel Afar'da ne kadar var? Bunların ne kadarı Sünni, ne kadarı Şii? Bu Şiiler İran'la mı hareket ediyor? Türkiye'den mi hareket ediyor? Sünnilerin ne kadarı Kürt yönetimiyle beraber, ne kadarı Milli Türkmen Partisi veya Irak Türkmen Cephesi'nin kontrolünde? Bu konuyla ilgili üç cümlede izah edilebilecek konular saatlerce konuşuluyor ve ortada doğru düzgün bir şey yok. Birinci benim itirazım bu. İkincisi değerli arkadaşlar, Türkiye'de öyle bir hava estiriliyor ki işte Kürtler referandum yaptı, bir Kürdistan kuruluyor ve kıyamet kopuyor. Ya kardeşim niye kıyamet kopsun? Yani Makedonya'da işte Arnavutluk 2,5 tane Arnavut devleti var. 2,5'tan 3. Yani Arnavutluk var, Kosova var, bir de yarısı Arnavut olan Makedonya var. Kafkaslar'da bir sürü devlet çıktı ortaya. 7 tane şu an Türk devleti var. Yani Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs'ı da sayarsanız değerli arkadaşlar 7 tane Türk devleti var ama kıyamet kopmadı. Kimse kimseyle savaşmıyor. Kimse kimseyle dövüşmüyor. Yani bu fukara gariban Kürtlerin de bir devleti olsa kıyamet mi kopar? Ya olsun olmasın ayrı bir tartışma. Nasıl olsun, ne şekilde olsun, ne zaman olsun, olmasın. Ama olursa kıyamet mi kopar? Yani bu kadar curcunanın sebebine bunu da anlayabilmek mümkün değil. Ve bir diğer dillere işte dolanan, pelensek edinen şey, efendim Irak'ın toprak bütünlüğü. Suriye'nin toprak bütünlüğü. Yahu kardeşim Irak diye bir devlet mi kalmış ortada? Bir de tarihte Irak diye, Suriye diye bir devlet mi var? Siz kendiniz diyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Sykes-Picot anlaşması 1916'da onunla başlayan bir süreç var. Bu sürecin içerisinde başını İngilizlerin ve Fransızların çektiği Batılılar geldiler Orta Doğu cetvellerine böldüler. Ve Suriye ile Türkiye arasında bölecek hiçbir şey bulamadılar. Dağ, nehir, dere, etnik farklılık, dini farklılık, dil, din, mezhep, hiçbir şey bulamadılar. Baktılar yok, bunlar hiçbiri yok. Demir yolunu hudut kabul ettiler, demir yolu. Türkiye, Suriye hududu, demir yolu, Hicaz demir yolu. Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı Hicaz demir yolu. Siz bunu söylüyorsunuz. Lozan'da bizi mecbur ettiler, biz Misak-ı Milli'den vazgeçtik diyorsunuz. Musul'u, yani Musul derken o zaman Musul vilayeti, bunu da çok yanlış biliyorlar. Musul vilayeti derken sadece Musul
şehrini zannediyorlar. Musul vilayeti Bağdat'a kadar olan kısım Musul'dur. Yani Kerkük, Süleymaniye, Duhok, Zahu, Erbil, bunların tamamı Musul vilayetidir. Diyorsunuz ki bunlar bizim misak-ı milliyenin içindeydi. Biz mecbur kaldık, verdik, hatta vermedik. Onlar aldılar, hala hakkımız var. İşte 1926'ya kadar bu müzakereler sürdü. Orada bir plebisit, yani referandum yapılacaktı. Bunu da İngilizler yapmadı. Diyorsunuz, bir yandan da Irak'ın toprak bütünlüğünden bahsediyorsunuz. Bu aynen cahiliye dönemindeki Araplar gibi, işte undan, yağdan, şekerden putlar yapıyorlardı. Sonra yolda acıkınca bunları yiyorlardı. Adam bu Irak'ı, Suriye'yi bu adamlar kurdular. Şimdi de acıktılar, yiyorlar. Yani Irak'ın toprak bütünlüğü diye bir şey şu an var mı? Yani Irak şu an fiilen bölünmüş durumda. Üç ayrı parçaya bölünmüş. Güneyde İran'ın kontrolünde Bağdat merkezli bir Şii Arap yönetimi var. Kuzeyde Sünni Arapların yoğunlukta olduğu ve Arap milliyetçiliğinin Arap dünyasında en güçlü olduğu yerlerden biri olan Musul merkezli bir ayrı coğrafya, topografya var. Bir de Kürtlerin bölgesi var. Yani Irak'ın toprak bütünlüğü diye bir şey yok. Efendim Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyalım. Vallahi getirin Japon yapıştırıcı yapıştıralım eğer tutuyorsa. Yani bu Japon yapıştırıcı da eğer tutuyorsa tutalım. Varsa elinizde bir sihirli değnek tutalım. Yani bir diğer boş palavra raf da Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü. Mümkün değil. Bugün için mümkün değil. Yani yarın inşallah bütün Orta Doğu Avrupa Birliği gibi bir birlik oluşturur. Bütün halklar, dinler, mezhepler, sınıflar birlikte yaşar. Ben hayatım boyunca bunu savundum. Bugün de bu birliği savunuyorum. Ama şu an için bugünkü coğrafyada bu söylediğinizin reel hiçbir karşılığı yok. Peki bütün bunları çıkardıktan sonra o zaman Türkiye'ye ne oluyor? Niye bu kadar bağırıyor? Niye biri 5000 ülkücüden bahsediyor? Biri 5000 Türkücüden bahsediyor? Tabii bunlar neredeydiler? Bunu söyleyenler daha Kerkük'e giremediler. Sayın Bahçeli daha Kerkük'ü görmemiş. Kerkük'e girmemiş bugüne kadar. Ben bütün sokaklarını, kalesini, çarşısını, pazarını defalarca gezdim. Geçen hafta da gezdim geldim. Ya bir sefer gidin bir görün hiç olmazsa. Bütün bir ömrünüz boyunca niye gitmediniz? Saddam zamanında niye gitmediniz? Abdülkerim Kasım zamanında niye gitmediniz? Kral Faysal, Kral Gazi zamanında niye gitmediniz? Gitmemiş, görmemiş, ne olduğunu bilmiyor ve bir şeyler konuşuyor. Değerli arkadaşlar, en büyük korku ne şu an? Yani Türkiye'de şu an piyasaya sürülen, işte bir Kürdistan kurulursa, bunlar Suriye'deki Kürtlerle de birleşecekler ve yarın büyük Kürdistan'ı kuracaklar, Türkiye'yi bölecekler. Sevr yeniden hortlayacak. Buradan bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş ölü ve diri siyasetçilerine sesleniyorum. Sevr'i siz bozmadınız. Sevr'i siz yırtmadınız. Sevr'i Kürtler yırttı kendi elleriyle. Bediüzzaman Said-i Kürdi Nursi yırttı. Seyyid Abdülkadir yırttı. Allah rahmet etsin. Şeyh Said yırttı. Ve o dönemin bütün Kürt beyleri, şeyhleri, aydınları yırttı. Biz Türklerle beraber Osmanlı bakiyesi olarak yeni bir gelecek inşa edeceğiz. Müslüman topluluklar birlikte yeni bir hayat kuracağız diye yırttılar. Bu yırtanlara ne yaptınız? Diyarbakır meydanında astınız bunları. Sevr'i yırtan Kürtler kimse değil. Kimse kendi kendine kabalaylık yapmasın. Bütün tarihi belgeler duruyor. Bütün evraklar duruyor. Bugün de gelin yeniden bir hayat kuralım. İşte Kürtler bölünecek. Ya niye bölünsün? Nereye gitsin? Ne yapsın? Yani bugün Türkiye'de 17 milyondan 20 milyona kadar bir Kürt nüfus tahmin ediliyor. Bunun 10 milyonu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin'de yaşıyor. Konya'da yaşıyor. Bunlar bölünüp nereye gidecek? Burası bizim ortak vatanımız. Ama bu ortak vatanı doğru düzgün bir demokratik cumhuriyet haline getirmeliyiz.
herkesin, her dinin, mezhebin, sınıfın, etnik kimliğin kendini açıkça ifade edebileceği, varlığını sürdürebileceği bir ortak vatan haline getirmek mecburiyetindeyiz. Abi Kürtlerin tırnağı tutarsa bunlar bölünür. Ya sen bu kadar Kürt'e güvenmiyorsan peki Kürt niye sana güvensin? Kürt niye sana güvensin? Ben buradan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Refah Partisi'nde beraber politika yapıyorduk 1984'te. Bütün Türkiye'de Refah Partisi'nin yerel seçimlerde aldığı oy %4,5. Ya bu %4,5 aldığınız gün Kürtler Urfa, Van ve Batman Belediyesi'ni Refah Partisi'ne kazandırdı. Konya'da barajı geçemiyordunuz. En zor günlerde bu Kürt sırtını vermiş kardeşine. Bugün de verecek. Yani bugün de vermemesi hiçbir sebep yok. Ayrılmak isteyen, bölünmek isteyen, kavga etmek isteyen kimse yok. Ama hak, hukuk, kimlik, eğitim, ana dil eğitim, resmi dil, statü, yönetim, bunların tamamı sen kardeşini babasının evinde el altında çalışan bir hizmetli gibi görürsen, valla hayrıma ekmek verdim, su verdim, soğan verdim, sarımsak verdim dersen, buradan da bir şey çıkmaz. Özetle, Irak'ın ve Suriye'nin bugün toprak bütünlüğü yok. Orta Doğu'da 40 milyona yakın bir Kürt var. Bunlar bölünmek, ayrılmak, kavga etmek, kimsenin tabiri caizse tavuğuna kış demek istemiyor. Gelin Kürtlerle ilgili projenizi açıklayın. Irak'ta Kürtler ne yapsın? Gelin söyleyin. Sayın Bahçeli de söylesin. AK Parti yöneticileri de söylesin. Bu Kürtler ne yapsın? Irak'ın toprak bütünlüğü yok. Fiilen yok. Musul'daki Arap da artık Bağdat'ta yürümek istemiyor. Haçlı Şabi milislerini istemiyor. DAEŞ gitti, Haçlı Şabi geldi Musul'a. İstemiyor. Türkmen Türkmen diyorsunuz. Öyle bir Türkmen algısı var ki kimsenin Türkmenlerle, Türklerle bir alıp veremediği yok. Benim ana dilim de Türkçe, annem de Türk. Bir sorun yok. Bir önceki Kerkük valisinin annesi de Türk. Kürt valinin annesi de Türk. Bir önceki vali. Kimsenin birbiriyle bir kavgası yok. Şöyle bir algı var. Irak'ta 5 milyonluk bir Türkmenistan var. Bu Kürtler gidip Türkleri ve Türkmenistan'ı yıktılar. Yok böyle bir şey. Türkler, Türkmenler, gariban Türkmenler Saddam Hüseyin zamanında da zulüm altındaydı. Ondan evvel de hiçbir kimlikleri yoktu. Ama bugün Kürt kardeşleriyle beraber Erbil'de de Kerkük'te de barış içinde yaşıyorlar. Türkmen ilkokuldan liseye kadar okulları var, dernekleri var, vakıfları var, televizyonları var, her şey var. Şu an Kürdistan bölgesinin resmi dilleri içerisinde Türkmence de var. Türkmence resmi dil. Siz Kürdistan parlamentosunun içinde de Türkmence konuşabiliyorsunuz. Türkmen meclis başkanı onu Kürtçe'ye çeviriyor. Anlamayanlar için. Yani tamamen yanlış bilgi. Tamamen. Peki Kerkük Türkmenleri ne olsun onu söyleyin. Haçlı Şabi'ye mi teslim edeceksiniz? Tekrar Bağdat hükümetine mi teslim edeceksiniz? Yani Kürtler Kerkük'ü bırakırsa Kerkük'te Türkmenistan mı kurulacak? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla gelin Irak'la da ilgili bir proje koyun ortaya. Artık toprak bütünlüğü kalmayan ve aynı siyasi rejim altında yaşayamayan Şii Bağdat yönetiminin milliyetçi yönetimini kabul etmeyen Türkmenler, Kürtler ve Sünni Araplar ne yapsınlar onu söyleyeyim. Buradan CHP milletvekili Sayın Öztürk Bey'e de seslenmek istiyorum. Televizyonlarda en böyle bu referanduma karşı söylemleri dile getiriyor. Musul Konsolosluğu yaptı. Buyurun televizyonlarda tartışalım. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla, Öztürk Bey'le, diğer arkadaşlarına siz nasıl bir Irak öneriyorsunuz? Buyurun anlatın. Projeniz ne? Türkmenlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tekrar soruyorum. Kürtlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve Musul'daki, Musul merkezli Bağdat'a kadar Sünni Araplarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Proje yok. İstemez o. Ne istemezsin? Kürt anasını görmezsin. Buradan bir şey çıkmaz. Bu dil kardeşliği yaralar. Bu dil bütün 100 yıllık siyasetini, geçmişini ve geleceğini Türkiye'nin içerisinde demokratik ve cumhuriyete ve birlikte yaşama bağlayan, geleceğini bunun üzerine kurgu eden, Türkiye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizi de rencide eder bu dil ve davranış biçimi. Çözüm nedir değerli arkadaşlar? İşte ABD bölmek istiyor, İngiltere bölmek istiyor, Almanya bölmek istiyor, Rusya bölmek istiyor, İran bölmek istiyor. İsrail bayrakları var. Getirin projenizi ortaya koyun. Nasıl bir Irak, nasıl bir Suriye, nasıl bir Türkiye? Kürt sorunu nasıl çözülecek? Herkese bir reçete sunun. Yani sadece itiraz ederek, sadece sinir uçlarına dokunarak, sadece tahrik ederek bir yere varamazsınız. Bu coğrafya birbiriyle yaşamak zorunda. Bunlar hepsi kardeş. Lafla değil bu kardeşlik. Yani Erbil'le Musul'un arası kaç kilometre biliyor musunuz? 85 kilometre arkadaşlar, Kızılcahamam kadar. Peki Erbil'le Kerkük'ün arası kaç kilometre biliyor musunuz? 95 kilometre, Şerefli Koçhisar'dan yakın. Daha yakın. Yani dolayısıyla bu coğrafyayı etnik, dini, mezhebi olarak bölemezsiniz. Ama burada din var, etnisite var, mezhep var. İşte Sünni Arap'la Şii Arap yan yana yaşayamıyor. Türkmenlerin yarıdan fazlası Şii, İran'ı dinliyor. Kendi Şii mollalarını dinliyor. Türkiye'ye asla dönüp bakmıyor. Bundan haberiniz var mı? Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bütün siyaseti ve devletiyle Selçuklulardan beri siyasi bütünlüğü olan bir coğrafyada birlikte yaşamış, ben Osmanlı dönemini demiyorum sadece, 1000 yıllık bir tarih dilimi içerisinde birlikte yönetilmiş olan bu coğrafyada bir çözüm bulmak zorunda. Kutul Amare'de kimler savaştı biliyor musunuz? Şii Araplar savaştı. İngilizlere karşı. Şu an Batı'nın ajanı olarak damgaladığınız Mesut Barzani'nin amcası ve kayınpederi Şeyh Ahmet Barzani İngiliz valisini öldürttü. İngiltere'deki İngiliz valisini öldürttü. İşgalci İngiliz valisini. Tarih bilmeden, coğrafya bilmeden, yurttaşlık bilgisi bilmeden Kerkük'teki Abdurrahman Kızılay'ın, Abdülvahit Kuzecioğlu'nun, Ahmet Duzlu'nun türkülerini bilmeden konuşuyor millet. Bana göre çözüm, değerli arkadaşlar, Türkiye sakin olmalı, dünyaya bakmalı, bölgeye bakmalı, kardeşleriyle hiçbir köprüyü atmamalı, orada hangi siyasi netice çıkarsa çıksın saygılı olmalı ve sulh etmeye çalışmalı. Türkmenleri, Kürtleri, Sünni Arapları, Şii Arapları, onların beraber yaşayabilecekleri, anlaşabilecekleri bir zemini desteklemeli. Ya bu zemin yoksa bana göre bugün Türkiye için en yararlı çözüm hem bölge halkları açısından hem kavgayı bitirmesi açısından Kürdistan bölgesinde kurulacak bir federal devlettir. Buna Musul'un da dahil olması lazım, Erbil'in de dahil olması lazım. Özel bölgeler olarak. Yani Kerkük'ün de bir özel federal bölge olması lazım. Oradaki bütün Türk, Arap, Kürt dengesi gözetilerek Musul'daki Sünni Arapların da bir federal yapı, bir özel yapı içerisinde bu birlikteliğin içinde olması lazım. Evet, saygılar sunarım. Soru varsa cevaplayayım, yoksa kalkalım. Evet, Sayın Temel Karamollaoğlu'ndan bir değerlendirme geldi. Bu FETÖ ile mücadele kapsamında yaptığı değerlendirmede AK Parti'nin, bugün hani bir AK Parti ile ilgili bir şey açılsa, %60'ının hapse gireceğini ifade etti. Çok da tartışılıyor işte bu baylokçu vekiller, işte belediyeler vesaire. Bu konuda hani siz de geçmişi biliyorsunuz ortak paydadan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin değerlendirmeniz. Şimdi tabii bu %60 mıdır, %90 mıdır, %10 mudur ben bunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Ve kamuoyunda hepsinin bildiği bir şey var. Bu Gülen cemaati,
denilen örgüt, yapı gördüğümüz kadarıyla spor yapılarından, genelkurmaydan, adliyeden, polisten, TMSF'den, TÜBİTAK'a kadar. YÖK'ten tutun RTÜK'e kadar. Aklınıza neresi geliyorsa girmiş. Yani bize anlatılan, gösterilen tablo bu. Ama ne hikmetse AK Parti'ye girmemiş. Bu mümkün mü? Mümkündür diyorsanız. Mümkün. Ama ben olmadığı kanaatindeyim. Yani mümkün olmadığı kanaatindeyim. Her yere giren mutlaka orada da bir faaliyet yürütmüştür. Ve bir de arka arkaya belediye başkanları istifa ediyor. İl başkanları istifa ediyor. 13'ün İstanbul'da belediye başkanlığı yapan, ondan önce de bir dönem Beyoğlu belediye başkanlığı yapan bir zat sessiz sedasız çekiliyor. Bir de diyor ki ben hayatımda en fazla zoruma giden adam yerine konulmamam. Ya adam yerine konulmadınsa bir öksür bakalım. Öksürdüğün vakit dönüp bakacak millet. Kişiler adam yerine kendini koyar. Sizin bir ağırlığınız varsa sizi adam yerine koyalım. Şimdi acayip işler oluyor. Ve kamuoyuna hiçbir bilgi verilmiyor. Türkiye'nin %18,5'unun, yuvarlak hesap %20'sinin yaşadığı İstanbul'un tabiri caizse son 20 yıllık imparatoru çekip gidiyor. Niye gitti, niçin gitti, ne yaptı, suçu neydi, kabahati neydi? Yoruldu. Sayın Başkan diyor ki yorulmadım. Onu da söylüyor. Peki niye gittin kardeşim? Söyle biz de bilelim. Valla kimseye kırgın ve dargın değil. Valla biz sana hem kırgınız hem de dargınız. Sen de bizi adam yerine koymadın. Yani zekamızla oynadın. Hiçbir şey olmadı. Yorgun da değilim. Canım sıkıldı, evime gittim. Bu milletle dalga geçmektir. Ya biz bunu da söyleriz yani. O kadar adamız yani. Bize bir hakaret yahut da bir saygısızlık olduğu vakit bunu söyleriz. Mutlaka bunun dip dalgaları vardır. Bugün bir belediye başkanı daha istifa etti. Düzce Belediye Başkanı. Mutlaka bunun bir siyasi izahı vardır. Evet. Ben motorlu taşıtlar reisine tartışmamı da sürüyor. Cumhurbaşkanı da kapanmasındaki belediye anlayı dediği. Ne dersiniz? Şimdi Türkiye bir daralma içerisindedir. İthalat, ihracat, işsizlik, gelir, işte milli gelir, bunların hepsine, yani ben sizleri Süleyman Demirel gibi rakamlara boğmak istemiyorum. Ben de mühendisim. Ama Türkiye, yani kısaca söylemek gerekirse bir daralma içindedir. Nedir bu daralma? İşte o orta gelir tuzağı dedikleri, 10 bin dolar tuzağı dedikleri, 5-6 senedir, 7 senedir Türkiye bir yere geldi ve daha ileriye gidemiyor. Nasıl gidecek Türkiye? İhracatın artması lazım. İthalatın azalması lazım. İhracatın artması için üretimin artması lazım. Sanayi, tarım, turizm neyse. Dünyayla kavga ederek de bunların olması mümkün değil. Şu an Türkiye bütün dünyayla kavga ediyor. Son dostu vardı Türkiye'nin Mesut Barzani. Onunla da kavga ediyor. Peki nasıl ihracat yapacaksınız? Havru kapattınız. Bağdat'a nasıl gideceksiniz? Suriye sınırını kapattınız. Halep'e, Şam'a, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a nasıl gideceksiniz? Almanya ile kavga ettiniz, Fransa ile kavga ettiniz, işte Avrupa'ya nasıl gideceksiniz? Şu an Türkiye'nin ihracatının %51,5'u Avrupa ülkelerine, yarıdan fazlası. Türkiye bir daralma içinde işte, böyle sizi rakamlara boğarak çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu kuşatmadan çıkabilmesinin bir yolu var. Çok açık. İç barış, dış barış bir. İki, üretim. Yani düble yol, alt geçit, üst geçit, havaalanı, inşaat ve müteahhit ekonomisi değil, sanayi ve üretime dayalı bir ekonomik modelin yerleşmesi lazım. Peki bunu yapamazsanız ne olur? Ben dünyayla barışmıyorum. Zaten dünyanın tamamı, çok affedersiniz, nokta nokta. Ben sanayiye, turizme, şuna buna da girmiyorum. Ben yine müteahhitliğe devam edeceğim. Parayı nereden bulacaksınız?
Parayı deli dumurun misali vatandaştan alacağız. Dünyadaki en kolay şey para olmadığı vakit vergi almaktı. İşte az mıdır, çok mudur, niye 40 yaptı da 140 yapmadı, niye 10 yapmadı? Bu işin en basit vatandaş diliyle anlatımı budur. Para bulamazsan yapacağın vatandaşın üzerine gitmektir. Doğru bir şey değil tabii ki. Evet. Teşekkür ederim.